1872 yılında doğan bir Rus keşiş Rasputin. Çocuk yaşlarda doğaüstü yetenekleri olduğuna ve hastalıkları iyileştirdiğine inanılır. Sonrasında Rusya'da hem din hem de devlet işlerinde etkili olmaya başlar. Bir de aşk maceraları ile ünlüdür. Kendisinden nefret eden bir grubun suikastine kurban gitmiş ancak ölümü bile sıradan olmamış. Bir Rus efsanesi. Rasputin'in inanılmaz bir ikna gücü vardır. Konuştuğu insanları adeta hipnotize eder. Hatta istese Rusya ordusuna bir anda kendi ordusu haline getirebilir. Küçükken en vahşi atları bile sadece konuşarak sakinleştirdiği öne sürülür. Rasputin uzun yıllar Rus hanedanını ve sarayı etkisi altına almış, hanedan üzerindeki etkisiyle devleti denetlemiştir. Çariça Aleksandra ailede ırsi olan hemofili hastalığını ancak onun tedavi edebileceğine inanır. Kadınlara düşkünlüğüyle ünlenen Rasputin tüm dünyada bir aşk makinesi yaftası yemiştir adeta. Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'na girmesiyle, Çar'ın saraydan ayrılarak cephede gitmesiyle Çariçe Aleksandra ile olan ilişkileri daha da samimi bir hal alır. Rasputin'i Tanrı'nın bir elçisi olarak gören Çariçe ile mektuplaşmaya başlar. Bu mektuplaşma görülür ki Rasputin Çariçe'yi de ayartmıştır. Bu dedikoduları duyan saray ahalisi bundan rahatsız olur ve Rasputin'e gizliden nefret duyarlar. Bu nefret onu öldürmek için planlar kurmalarını sağlar. Rasputin Çariçe'ye yazdığı bir mektupta bir kehanette bulunur. Eğer beni öldürürlerse sizin aileniz de en geç 2 sene içinde öldürülecektir. Daha sonra sarayda düzenlenen bir yemek sırasında Çar'ın bir akrabası tarafından zehirli bir şarap ile öldürülmek istenir. Fakat o dene, Rasputin zehir falan dinlemez. Bunu gören akraba 2 el ateş eder. Ama kurşunlar da Rasputin'e etki etmez. Adeta biz kime gidiyoruz der, yolunu değiştirirler. En sonunda saraydan kaçan Rasputin'in nehirde boğulmuş olarak cesedi bulunur. Rasputin'in kehanetinden sonra Çariçe ölümü beklemeye başlar. Gerçekten Romanov ailesi kurşuna dizilerek öldürülürler.